Peki hocam, siz risk faktörleri dediğiniz genetik yatkınlık ve özellikle yaşın önemi var ama burada kendi yaşam alanında yaşamış olduğu belki tansiyon, şeker, kolesterol etkili midir? Hormon değişikliği buna etkili midir diye sormuş olalım. Şimdi meme kanserini arttıran risk faktörlerinden en önemlisi kadın olmak. Evet. Yani kadın olduğunuz zaman meme kanseri riskiniz artmış demektir. Hı hı. Bunun haricinde yaş, genellikle 50 yaş sonrası sık görülen bir hastalıktır ama erken yaşlarda da özellikle genetik yatkınlığı olan hastalarda erken yaşlarda da görülme ihtimali vardır. Onun haricinde erken adet görmeye başlamak, hı hı, geç menopoza girmek. Bu arada östrojen hormonuyla daha fazla maruziyette olduğu için hanımlarımız meme kanseri gelişme riski biraz daha fazla görülmekte. Bunun haricinde menopoz sonrası menopoz semptomlarını düzeltici bazı ilaçları uzun süreli kullanmak. Bu sıkıntılar bazen hanımlarda sıcak basması, sinirlilik gibi bir takım şikayetler oluyor. Bunlar azaltılsın diye bu tür hormon replasmanları uygulanıyor. Bu uygulamalar sonucunda da eğer uzun süreli bunlar uygulanıyorsa bu hanımlarda da özellikle meme kanseri gelişme riski bir miktar daha artmış oluyor. Onun haricinde çok uzun süre oral kontraseptif ilaçların kullanılması gene meme kanser riskini arttıran faktörler arasında sayılmakta. Haricen aşırı alkol tüketimi, sigara içimi, özellikle menopoz sonrası kilo alımı. Menopoz sonrası kilo alımının şöyle bir özelliği var. Östrojen, evet, hormonu yağ, menopoz sonrası yağlı hücrelerde aktivite gösteriyorlar. Ve eğer kilo aldıysanız daha çok östrojen hormonunuz var anlamına geliyor. Evet. Bunun haricinde sedenter yaşam, yani hareketsiz, hı hı, sedenter yaşam, spor yapanlarda, belirli bir aktiviteye sahip olanlarda bu kanser oranlarının daha az görüldüğü bugün yapılan çalışmalarla gösterilmiş durumda. Burada kendimize dikkat edeceğiz. Evet, en önemlisi kilo kontrolü, özellikle menopoz sonrası ekstra dışarıdan vücudumuzu etkileyecek bazı şeylerden uzak durmak, aşırı yağlı beslenmeden uzak durmak, hormonlardan uzak durmak gibi bir takım şeyleri, kendi tedbirlerimizi alabiliriz. Erken şeyin başlaması, adetin başlaması, geç bitmesi de genellikle ileri toplumların bir özelliği. O nedenle ilerlemiş toplumlarda meme kanseri oranı biraz daha fazlaca gibi durmakta.